Herkese merhaba. Bu videomda favorilerimden bahsetmek istiyorum size. Bu arada herhalde YouTube'un en aynı kıyafetlerle en aynı gün içerisinde peş peşe videolar çektiğini belli eden kızı benimdir diye düşünüyorum. Benden daha beterli de olabilir belki de, bilmiyorum. Yine çok hızlı konuşmaya başladım. Sohbet videolarında böyle yavaş yavaş durgun durgun düşüne düşüne konuşan kızın makyaj ya da favoriler vesaire gibi videolarda böyle uçarak gitmeye çalışması çok anormal ama gerçekten kameranın şarjının bitmesi, SD kartın dolmaması sizin bu videoyu izlerken sıkılmamanız açısından ben böyle hızlı konuşmam gerekiyor. Hızlı konuşunca da aşırı derecede az önce yaptığım gibi yutuyorum. Buna engel olmak gerekiyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Ve arkadaki ekrana kameranın objektifinden daha çok bakıyor olmam da gerçekten büyük problemlerden biri. Yine İngiliz varlığı bir şekilde kendimi dalga geçtim. Sizi sıkmamak adına makyajdan, işte bakıma, bakımdan, parfüme, parfümden, kıyafete... Bu arada burada bir şeyler düzenlemeye çalışıyorum. Karışık bir şekilde gitmeye çalışacağım. Olduğu kadar. Şimdi... Saç favorilerimden başlamak istiyorum. İlk bir saç favorisiyle başlamak istiyorum. Dediğim gibi saçlarımı kestirdikten sonra bir videoda bahsetmiştim bundan. Elidor'un belirgin bukulelerini hala çok kullanıyorum. Özellikle saçımı ilk kestirdiğimde evet hiç kullanmadım onu. Çünkü biraz hacim gerekiyordu ama şu an saçlarım böyle çok ara bir boyda ve gerçekten en büyük kurtarıcılarımdan biri yine Elidor'un belirgin bukuleleri. Şu an size favorilerim arasında gösteremiyorum çünkü bitti ve tüm paketlerini atmışım. Ama benim hani vazgeçilmez bir favorim kıvırcık saçlıysanız zaten gerçekten Elidor'un belirgin bukleleri günlük kullanım açısından en azından vazgeçilmez bir favoriniz oluyor. Birincisi o. İkinciye gelirsek gerçekten hani mesela Tony Gay'in spreyini de kullandım o videoda ama Tony Gay'in spreyini Sea Salt spreyi çok meşhur olmasına rağmen... Ya evet kullandım ama hani aldım para verdim diye kullandım. Hani evet saçımı yaparken kullanıyorum ama bana göre ondan ziyade ana kahraman bu. Urban Steel Guide Elastic Curl Heat Spray bu. Birincisi bir fıstıkıyorsunuz. Anladınız bence. Büyük bir alana etki ediyor. Kullanımı çok kolay. Ve mesela şu an saçımı onunla yaptım bugün. Bence anladınız. Yani. Şu buklelerin net olmasını sağlıyor, saçımın kabarmasını engelliyor. Ama kıvırcık saçlıysanız gerçekten en önemli olan faktör, tabii bukle belirginliği falan en önemli faktör olarak sayılabilir ki en önemli faktör o ama bir bakıma kıvırcık saçlar gerçekten bence düz saçlardan daha fazla yoruluyor saç yaparken, uğraşırken ve bu çok büyük bir kolaylık. Gerçekten benim favorilerimin başında geliyor. Ve çok seviyorum. Kesinlikle de kıvırcık saçlıysanız eğer tavsiye ediyorum. Düz saçlıysanız diyemiyorum. Kusura bakmayın. Yanlış anlamayın lütfen ama gerçekten düz saçlar nasıl bakım yapar hiçbir fikrim yok. Çünkü mesela siz kuru şampuan falan kullanıyorsunuz. Kıvırcık saçlarda kuru şampuan kullanın böyle yay falan hani kuruyken öyle bir lüksünüz yok bence. Ben hiç kullanmadım. Cesaret de edemem. Güneş yine mahvetti yüzümü. Bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. Kıvırcık saçlıysanız kolay. Hatırlamıyorum çünkü. Cümlemi hatırlamıyorum. Çok fazla unutma problemim var. Dediğim gibi karışık gitmek istiyorum. O yüzden saçtan şu an makyajı atlayacağım. Revelation'ın allık paleti. Bu paleti şu şekilde önerebilirim. Diyorsanız ki bir allık paleti alayım ben. Bir tane allık paletim olsun. Gitsin. Ve içinde highlighter da var. Yani içerisindeki highlighter kesinlikle kötü bir highlighter değil. Şu an yüzümde o var. Bir önceki videomda görmüşsünüzdür. Kesinlikle... Pembe alt tonlu highlighterların zaten hani ıslak göstermek gibi bir olayı var bence. Bence kanıtlanmış da bir şey diye düşünüyorum. Bu pembe alt tonlu bir highlighter zaten içeriyor. Hatta iki tane highlighter var. Aynı zamanda pembenin tüm tonlarını da barındırıyor. Yani bu paletten kendinize illaki mesela benim kesin ve net kullandığım 3 tane allığı var. Ayrıca highlighter'ını kullanıyorum. Şunu highlighter olarak kullanıyorum. Bazen highlighter olarak daha esmerleştirirsem eğer karıştırıp kullanıyorum. Onu da geçtim. Rihanna Vogue makyajına bakın. Bunu özellikle far makyajı yaparken de kullanıyorum. Hatta tamamını far makyajı yaparken kullanabiliyorum. O yüzden bu benim kesinlikle alın diyeceğim favorim olan allık paletim. Yani Clara Cosmetics'in bu allık paleti de Türkiye'de yok. O yüzden favorim olarak size söyleyemeyeceğim. Bence bunu da hani bulabilirseniz, alabilirseniz alın. Bunu niye çok seviyorum? Sadece 2-3 tane pembe rengi var. Biri krem, iki tanesi ışıltılı toz pembe allık. Ama o kadar yoğun ve o kadar kalıcı ki yüzümdeki her şey gidiyor. Abi o kalıyor. Çok ilginç bir şey. Gelelim bir sonraki favorime. Karışık gitmek istiyorum dediğim gibi. Şunları kenara ayırayım sonra tekrar gösteririm ben size. Manyağım çünkü. Zara'nın Magnolia parfümü.
son 1-2 tanesinden birini aldım. İnternet sayfasını asla tekrardan bulamıyorum ki depo yapayım. Ama kokusu, kalıcılığı efsane. Kokusu ve hani herkes şey oluyor, mis koktu ya falan diyor. Herkes temiz temiz bir koku, çiçeksi bir koku. Çok güzel. Tavsiye ediyorum, kesinlikle tavsiye ediyorum. Gidin bulabilirseniz alın eğer. Tabii teninize de uyuyorsa, benim tenime uyan nadir parfümlerden biri bu. Çok beğeniyorum. Cilt bakımından devam edeyim. Sen kesinlikle favorim değilsin. Cilt bakımından devam edeyim. Eğer maskelerin sizin için parfüm kokmasının, ağır parfüm kokmasının bir sıkıntısı, bir rahatsızlığınız yoksa bu maskeyi gidin koşa koşa alın. Maskeyi uygulaması çok kolay. Sizi yüzünüzdeyken rahatsız etmiyor. Çok uzun saatler bununla durmanız gerekmiyor. Ve şöyle anlatıyorum. Bu arada bu L'Oreal'in Safki Siyah Nokta Karşıtı maskesi. Az önceki de L'Oreal'in allık paletiydi. Pembe sugar olanıydı. Aşağı hepsini yazacağım zaten. Bu maskenin şöyle bir olayı var. Ben bu maskeyi cildime uyguluyorum. Onunla işimi gücümü yapıyorum. Dediğim gibi beni zorlayan bir maske değil. Uygulaması da çok kolay. Maskeyi yıkadıktan sonra hani o maskelerin hepsinde bir arınma hissi evet oluyor ama bundan sonra cildinize bir elleyin, kadife bir his oluyor. Mükemmel, anlatamam yani, hatta böyle şey yapıyorum. Evdeki herkese ya cildimi ellesene, yüzümü ellesene diyorum. Pürüzsüz ve kadife. Çok güzel. Gerçekten bittikçe alacağım. Çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Mavi olanı, siyah nokta karşıtı Safkil maskesi L'Oreal. Yine bakım ürünlerinden devam edeyim. L'Oreal'in şeker peelingleri. Biri siyah nokta karşıtı. Bu siyah nokta karşıtı olan, bu ışıltı verici olan. Bir gün onu, bir gün onu olarak kullanıyorum. Ben makyaj yaptığım her gün mutlaka yüzümü peelingle arındırıyorum. Çünkü öteki türlü bana arınmış gibi gelmiyor. Ve siyah noktalarımla ve sivilcelerimle en iyi başa çıkma yolum da bu. Gerçekten her videomda söylüyorum. Azali bu. Çok daha fazla olduğu zamanlar oldu. Bu iki peeling uygulaması yine çok kolay. Bir sinir eden şey tırnaklarınız içine o şeker partiküllerinin girmesi. Şu ışıltılı olanı bazı insanlar şeyden hoşlanmıyorlar. Yüzünü böyle saran jelimsi histen hoşlanmıyorlar. Ben çok hoşlanıyorum aksine. Belki sevmeyebilirsiniz. Kokusu gerçekten çok kötü. Ama etkisi çok güzel. Siyah nokta karşıtı zaten şey olacak. İlk kullanacaksınız. Lanet olsun ya, bu nasıl bir şeymiş diyeceksiniz. Peelingmiş. İlk 2-3 kullanımında çünkü yüzünüz basacak siyah nokta. Ama vazgeçmeyin. Kullanmaya devam edin. İşe yarıyor. Makyajdan devam edelim. Kalem önerilerim. Ruj kalem. Flormer'ın Matic Lip Liner'larından SL12. Sertliği, çizişi, rahatlığı, kalıcılığı ben çok beğendim. Tavsiye ederim. Favorim, kesinlikle favorim. Bayağıdır da kullanıyorum. Flormer'ın Smoky Eyes Cool Brown. Bu sefer doğru söyledim bence. Coolest Brown. Yaklaşmışım. Rengi. Dağılışı çok güzel. Evet, her kalem gibi biraz akıyor ama sürümü kolay, dağılışı güzel ve rengi mükemmel. Benim favorim oldu. Dediğim gibi hiç makyaj yapmadıysam bile, kapatıcı sürdüysem sadece, şöyle sadece şuralarımı yükseltmek için bunu uyguluyorum. Çok doğal duruyor, rahat uygulanıyor. Hiç sıkıntıya sokmuyor sizi. Bir dakika içerisinde gözlerinizi güzel gösterebiliyorsanız o yüzden çok tavsiye ediyorum. Benim için pratik ürünler çok önemli çünkü. Bir diğeri, artık dibini gördüğüm. Bu kalemlerin zaten hani müptelasıyım. Herkes de kullanıyor bence. Açık tanlıysanız 14, koyu tanlıysanız 18. Ben 14 numaralı rengi şu anda dudağımda olan da o. Kesinlikle favorim, kesinlikle hastasıyım. Palet önerisi yapalım yine. Far paleti önerisi. Meet Matrimony. Tamam, mat renklerden oluşan bir palet. Fiyatı çok uygun değil ama aldığınızda zaten eğer hani çok çok fazla makyaj bağımlısı değilseniz sizin tüm makyajlarınız için, tüm makyajlarınıza güzel olacak bir far paleti. Tek problemi, diyebileceğim bir problem yok ya. Bir şey söyleyecektim ama unuttum onu. Güzel bir palet. Benim favorilerimden biri. Ama benim en favori far paletime gelirsek eğer, benim en favori far paletim I Heart Chocolate'ın, yine I Heart Makeup'ın I Heart Chocolate far paleti. Neden en favori far paletim diye sorarsanız da, bir kere kahve tonları hepimizin makyajda en sevdiği tonlar. Ki pembemsi kahve tonları da var, hardalımsı kahve tonları da var, şampanyalar da var, ışıltılı farlar da var, mat farlar da var. Zaten Too Faced'in Chocolate Bar far paletinin muadili biliyorsunuz ki. Uygulanışı kolay, fiyatı güzel, dağılması güzel, kalıcılığı güzel, renkleri güzel. Daha bir far paletinden ne bekliyorsanız, benim kesinlikle favori far paletim
Bu video bu arada genel favoriler, aylık favoriler gibi aslında karışım. Çünkü ilk favoriler videom. Hani bundan sonra ay ay çekilebilir belki ama ilk olduğu için genelden bahsediyorum. Glowman Amor. Makyaj malzemesinden devam ediyorum bu arada. Makyajımı yapıp bitirip sürdüğümde, yani evet güzel bir ışıltısı var ama dikkatli sürmezseniz alttaki ürünü kaldırabiliyor. Böyle bir sıkıntısı var ama yine de çok güzel. Ama size asıl tavsiye ettiğim yöntem, benim son videomda da yaptığım gibi mat fondötenlerinizde karıştırarak uygulayın, baz olarak uygulayın kısacası. Gerçekten çok güzel ışıltılı bir görünüm sağlıyor. O aşırı pudralı pudralı görünüme engel oluyor. El hazır elime almışken, bu arada Glowman Amor'un benimki bir ton koyusu. İki olanı, hani Loving Peach, şeftali tonlu olanı. Bir diğer favorim yine L'Oreal'in. Çok fazla L'Oreal'i çok seviyorum. Sanırım en sevdiğim makyaj markası L'Oreal. Yine L'Oreal'in yeni çıkardığı 24 saat etkili Inflable, sanırım nefes alıyor. Fondöteni benimki 200 rengi. Adı da Sable Dore Golden Scent. Kapatıcılığı çok güzel. Evet, çok mat bir fondöten. Ama dediğim gibi giderebiliyorsunuz o matlığı. Kalıcılığı gerçekten çok güzel. Işık çok geldi ama yapacak bir şey yok. Kalıcılığının çok güzel olmasını da geçtim. Şöyle bir durum da var. Süngerle uyguladığınızda daha güzel oluyor. Bu arada bir diğer olay da üstüne uyguladığınız makyaj malzemeleri, bronzerın olsun, allığın olsun, highlighterın olsun, ben kalıcılığını arttırdığına inanıyorum. Bunu gözlemledim. O yüzden matlığı her ne kadar problem olsa da o bir şekilde dengeleniyor. Benim favorim oldu. Çünkü ben üstündeki ürünün kalitesini arttıran böyle bir fondöten daha önce kullanmamıştım açıkçası. Bence bu üstüne uygulanan ürünlerin de kalitesini kesinlikle artırıyor. Benim bayağı bir favorim oldu L'Oreal'in Inflable fondöteni. Saç bakımına geri gelelim. Yine Urban Care'in, Urban Care'in ürünlerini çok seviyorum. Eldor haricinde Urban Care kullandım ama ben saç videolarımın çok fazla izlendiğini fark ettim. Kıvırcık olduğum için sanırım. O yüzden çok fazla dedim tabii, kanalıma baktığınızda çok fazla izlenmediğiniz için 2000 izlenme oluyor. Her neyse, kendimi yine gömdüm. Geçiyorum bunu. Urban Care'in, bu arada işte hani farklı ürünler deneyerek devam etmek istiyorum. Saç videolarını arttırmak istiyorum, onu söyleyecektim. Şarjım bitmek üzere olduğu için daha hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Urban Care Still Glide Iconic Curl Mousse Köpüğü. Saçım dediğim gibi uzunken elastik curl kullanıyordum ama saçım böyle daha kısayken ve daha problemli, daha asi bir saçınız varsa bunun gibi daha böyle ağır, daha güçlü tutuş olanı, 5 numaralıymış bunun tutuş seviyesi, kullandım. Bitti gibi bir şey. Elastik curl zaten bitmişti. Bu da bitmiş hatta, yani can çekişiyor. Bittiğine göre zaten favorim olmuştur. Yenisini de almayı düşünüyorum. Tavsiye de ederim. Bu köpüklerin güzel yanı, favoriler videomda da bahsettim. Sıkıyorsanız elinde de ekstra köpürüyor, hacimleniyor ve daha az, daha konsantre bir ürün, daha az uygulayınca daha az ürünle daha fazla performans sergiliyor. Bir diğeri kesinlikle kıvırcık. Yani hani saçınız benim kadar çok karışıyorsa, karışma problemi varsa, saçımı rahat taramak, daha çabuk kurtulmak, saç kremi kullanmak istemiyorum, duşun süresi kısalsın istiyorum diyorsanız eğer, gidin Urban Care'in. Ben önceden keratinli olanını mı kullanmıştım? Emin değilim. Başka bir rengini, mavisini kullanmıştım. O hangisiydi, neliydi hatırlamıyorum. Ama sarısı makadamya içerikli olanı, sıvı saç kremi, ya gidin alın ya hani. Mükemmel. 3-4 fıs sıkıyorum. Bu arada etrafa sıkmamaya çalışın. Gerçekten kayıp düşüyorsunuz çünkü. 3-4 fıs sıkıyorum ve şu saçlar komple taranıyor, açılıyor. Ki bir de saçlarım mesela köpükle, aşırı köpükle yaptığım günler, işte sonraki gün topladıysam, hiç uğraşmadıysam, taramadıysam, aşırı bir karışıklık varsa bile duşta da yanıma alıyorum. Duş almadığım günlerde de kullanıyorum. Hep kullanıyorum. Kesinlikle tavsiye ettiğim ürünlerden biri de bu. Kesinlikle favorilerim. Bu biraz favorilerim, tavsiyelerim gibi oldu ama gerçekten çok güzel bir ürün. Kıvırcık saç hakkında gerçekten bilmiyorum ama düz saç hakkında gerçekten yorum yapamam. Sever misiniz, seviyor musunuz böyle ürünleri bilmiyorum ama kıvırcık saç için özellikle saç açıcı spreyler, yani saç anladığınız karışıklığını engelleyen spreyler gerçekten hayat kurtarıcıyken bu ekstra hayat kurtarıcı. Benim bugüne kadar glisin falan da kullandım. Urban Care'in farklı renklerinde kullandım ama benim kurtarıcım bu ya. Ve bu ikinci ya da üçüncü şişesi bitirdiğim, bilmiyorum. Sarıdan, sadece makademiyadan ikinci ya da üçüncü şişe. Siz düşünün ki ayda bir bitiyor. Bir ay gidiyor yani. Ki ben her duşumda, her saçı, her gün kullanıyorum kısacası. Buna rağmen bir ay gidiyor. Bir diğeri Meet Matte Huxnard'dan Transitory rengi. Ya aslında hani rujun dokusu güzel. Tek sıkıntı noktası kesinlikle altına
Hiçbir şekilde dudağınıza şey temas ettirmeyin. Lip balm temas ettirmeyin. Pul pul dökülüyor çünkü. Onun haricinde çok güzel belirgin olmasını dudaklarımın istediğinde kullanıyorum. Benim çok beğendiğim bir kahve tonu bu. Siz de eğer kahve ve pembe tonlarını seviyorsanız bu Trustworthy rengini bir deneyin derim ben. Zaten bu rujlar bayağı meşhur. Trustworthy rengini ben sadece tavsiye etmek istedim. Bir diğeri benim yine 3. 4. bitirdiğim. Bu arada sadece sınırlı makyajlar kaldı. Maybelline'in Push Up Angel maskarası. Maybelline'in Push Up Angel maskarası ilk açtığınızda çok da memnun kalacağınız bir ürün değil. Kirpiklerinizi yapıştıracak ve 1-2 kullanın. Bırakın bir süre o bir dinlensin. Sonrasında kullanmaya devam edin. Çünkü çok rahat tarıyor, uzatıyor, hacim veriyor, rahat uygulanıyor. Daha ne olsun. Ben çok seviyorum. Siyahlığını da seviyorum. Dediğim gibi çok fazla maskara bunu hani aldım alalı daha fazla maskara denemedim. Hep bundan gittim. Arada yine hani denk geldiyse falan uygun fiyata denk getirdiysem alıyorum denemek için. Hani burada video çekerken yeni ürün denemek için alıyorum ama video çekme falan vesaire gibi durumlarım olmadığında sadece bu maskarayı kullanıyorum. Bir diğeri uygulaması zor. Kurdukça yine daha çok rahat uygulanan Maybelline'in diğer kaş maskarası, kirpik maskarası gibi. Ama dolduruyor, tarıyor ve benimki gibi asi kaşları bile sabitliyor. O yüzden ben çok memnun kaldım. Hani benim kaşlarımı sabit tutabilen tek ürün bu çünkü. Hani doldurmak belki çok gerekli bir şey değil. Ama sabit tutması gerçekten çok hoşuma gidiyor ki doldurması da bence çok güzel. Rahat bir şekilde kaşlarınızı dolduruyorsunuz çünkü uğraşmadan bitiyor ve doğal duruyor. Mükemmel. Medium brown rengi benimki. Benim gibi esmerseniz eğer siyah kullanmaktansa bence bir kırık tonunu kullanmak daha güzel. Ne kadar siyah olursa olsun kaşlar. O yüzden tavsiye ederim. Şimdi bir diğer favoriye geldik. Maybelline Master Concealer'ı. Niye favorim? Şimdi Maybelline'in Fit Mist'i herkesin favorisi ama ben Maybelline'in Fit Mist'ini pek de sevmedim dürüst olmam gerekirse. Kapatıcılığından memnun kalmadım. Pudramsı bir yapısı var gibi geldi. Hoşlaşmadım. Belki ben bir ton açık rengini aldım diye beni memnun etmedi, kapatmadı bilmiyorum. Bunu da göz altlarım için kesinlikle sevmedim. Çok ağır. Ama böyle ufak tefek sivilceleriniz çıktıysa, daha fazla kapatmak istiyorsanız cildinize Maybelline'in Master Concealer'ını tavsiye ederim. Ben öyle durumlarda çok sevdim. Göz altlarıma kapatıcı olarak zaten şu an yok o yüzden gösteremiyorum ama hep söylüyorum. Age Rewind'in üstüne kapatıcı uygun fiyatlı ürünlerde pahalı denemediğim için bilmiyorum uygun fiyatlı ürünlerde ama Maybelline'in Age Rewind'in üzerine bir kapatıcı tanımıyorum tanımam da. Notum bu bronzer'ı kaç senedir kullanıyorum bitmedi. Yani bitse de artık yeni ürün alsam. Ama bitmiyor hani. Ömürlük güzel bir ürün, uygun fiyatlı, ömürlük ve güzel bir ürün almak istiyorsanız Notum bu bronzer'ını tavsiye ederim. Benimki ben koyu tane olduğum için 3 numaralı rengi. Tek problemimiz kalıcı değil. Tazelemek gerekiyor. 1 saat içinde gidiyor. Öyle söyleyeyim. Hadi abartmış olmayayım. Hadi 2 saat diyeyim ama gidiyor yani. Mesela ben 9.30'da kursa gidiyorum. 12'de eve geri geldiğimde yüzümde bronzer kalmamış oluyor. Ama mesela bu L'Oreal'in Inflatable Fondöteni bu bronzer'ın bile kalıcılığını arttırdı. Öyle de bir ipucu vereyim. O yüzden bu fondöteni kesinlikle tavsiye ediyorum. Kıyafetlere gelelim. Mavi cinsin bu sene Serenay adı altında verdiği, yaptığı kotlardan. Bu Adriana Ankle'lardan. Benimki 26 beden. Boyu ne bilmiyorum. Böyle dar, skinny, yüksek bel. Ben asla düşük bel pantolon giyemiyorum. Yüksek bel. Rengi de böyle tam bir kot rengi olan bir kot. Kurtarıcı. Aşırı rahat, yumuşak kotlardan, böyle esnek kotlardan, sert kotlardan değil. Ben çok severek kullanıyorum. İçine bir şeyler sokuyorum, kısa üstler giyiyorum, uzun kazaklar pek tercih etmiyorum bacaklarım kalın olduğu için. Ama ben çok beğendim. Benim kurtarıcılarımdan biri. Favorim. Bir diğeri ben omuzları düşük kazaklar, omuzları düşük şeyler giymeyi çok seviyorum. Yakıştığını düşünüyorum saçlarımdan dolayı. O yüzden de trend yolum bu minnoş şeyi. İncili pembesi çok güzel. Dökümü, kollarının bu duruşu çok güzel. Çok beğeniyorum, çok severek giyiyorum. Tek problemim biraz fazla yün. Omuzları düşük olduğu için içinden atlet giyemiyorsunuz ve eğer terlemek gibi bir ihtimaliniz varsa gerçekten çok kötü batmaya başlıyor, yemeye başlıyor. Eğer benim gibi huyluysanız ben çok huylu bir kızım gerçekten. Ama onun haricinde çok güzel. Bunları bence videolarımda, bir şunu videolarımda üstümde görmekten bıkmışsınızdır çünkü kameraya da böyle saldıran bir tek benimdir.
videoların üstünden görmekten bıktınız, siz videolarımı da üstümde görmekten bıktıysanız beni tanıyan çevremdeki insanlar ne yapsın, ne eylesin? Çünkü ben bunları üstümden çıkarmıyorum. Stradivarius'tan aldım. Biri kapşonlu, polar, bir sweatshirt. Önünde bir fermuarı var. Her şeyle oluyor. Bazen altından bir şey çekiyorum, gösteriyorum, tişört falan. Bazen sadece kendini giyiyorum. Tight'la giyiyorum, pantolonla giyiyorum, etekle giyiyorum. Uzun etek yaptı, işte uzun elbise giyiyorum, içine üstüne bunu giyiyorum. Uzun eteklerle güzel, pantolonlarla güzel, tight'larla güzel, harika bir şey. Stradivarius'un bu arada. Benimkinin bedeni medium. Small da olurdu ama dedim ki Özge senin small neyine? Senin medium alman lazım. Özgüven de böyle bir şey diyeceğim ama hiç özgüven o kadar yüksek mi bilmiyorum ben de. Bir diğeri de, umarım şarjım bitmeden yeter, yine Stradivarius'un. Bunun normal, kısa. İkisi de kısa bu arada. Hani çok uzun uzun sweatshirtler değil. Tam gözükebilse keşke. Makyaj malzemelerini devirdim. Böyle bordomsu, kiremit rengi. Bordo da değil aslında. Kiremit rengi yine bir polar sweatshirt. Benim favorilerim bu şekildeydi. Deliler gibi dergilere bakmaya başladım. Aşırı derecede Marie Claire'ı takip ediyorum. Yeter, bu kadar favori yeter. Öyle kitaplardan falan başka videolarda bahsetmekten hoşlanıyorum çünkü. Öyle şeyleri buna bulaştırmayalım. Benim favorilerim bu şekildeydi. Umarım böyle izlerken keyif aldığınız video olmuştur. Samimi gelmiştir, hoşunuza gitmiştir. Tavsiyelerime gerçekten kulak verin. Çünkü en hani yıllardır kullandığım, benim ilk favoriler videom olduğu için yıllardır kullandığım ve en beğendiğim ürünlerden bahsettim size. Umarım hoşunuza gider, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. L'Oreal'in fondöteniyle bakım ürünlerini almayı unutmayın. Onlar çok güzel. Çok güzel. Öpüyorum. Hoşça kalın. Çocuk kalın.